ve değerli arki dişler, yan dişler ve ön dişler. Üçüncü sınıf matematik birinci dersine hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle üç basamaklı sayılarımızla başlayacağız önce. İkinci sınıfta iki basamaklı sayılar vardı. Şimdi üçe geldik, üç basamaklı sayılar var. Arkadaşlar İki basamaklı sayıları hatırlıyoruz. Kaça kadar gidiyordu mesela? 10'la başlıyordu. Atıyorum 18, 24, 36, 48. En son iki basamaklı sayımız kaç? Söyleyebilirsiniz. Sesiniz açın. 99. 99. Böyle 99. güzel. Ortaya sorduğumu direkt söyleyelim. 99. Evet, 99. Bir arkadaşım 99'un yanına 1 gelirse ne olur? Kaç olur? 100. 991. Peki 100 kaç basamaklı oldu acaba? 3. 3. Hatırlayalım basamakları. Bu kaçlar basamağıydı? Birler. Bu onlar. Binler. Onlar. Onlar. Bu. Yüzler. Bunlar mı? Yüzler. Şunlar mı? Yüzler. Ne Değil mi? Onlar, bunlar, şunlar değil. Ne? yaptın? Yüz. Yüzler. Basamağımız. Demek ki en küçük 3 basamaklı Yüz. sayı deyince bizim aklımıza kim gelecek? Yüz. 100. Sonra saymayı Yani. biliyoruz. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Bir dur desenize ya. Sayıyorum, bir durdurmuyorsunuz. Aşk olsun. Arkadaşlar en son bu kaça kadar gidecek? 999. 999 bizim 3 basamaklı en büyük sayımız. Çok büyük kendine. 999. Yani bize en küçük 3 basamaklı sayı sorarlarsa ne diyoruz? 100. En büyük 3 basamaklı sayı sorarlarsa ne diyoruz? 999. Kaptık mı? Cepte mi? Bakalım cepte Cepte. mi? Cepte. Sıkıntı yok. O zaman devam ediyoruz. Arkadaşlar bu blokları biliyorsunuz değil mi? Okulda hala kullanıyor musunuz bunları? Evet. Evet arkadaşlar bakın bunlar yüzlük blok. İki tane yüzlük ne yapar? Yazıyoruz Kaç hemen. 100? 200. Bunlar onluk blok. Üç tanesi ne yapar? 10, 30. 20, 30. Harikasın. Dört tane de birlik var. Ne oldu? 4. 4. Kaç? Okuyalım sayımızı. 200, 30, 3. 234. Harika. O zaman bunu da Beril Ada okusun. Beril Ada bu kaç? Görebiliyor musun? Yaklaştırayım birazcık daha. Sırayla Yok. kaç? Kaç Beril Ada? Bir tane yüzük. 2, 3, 4. Ne oldu Beril? Aferin. 446. Harika. Devam ediyoruz Ahmet Poyraz'la. Ahmet, bu kaç acaba? Mısır sürdü yoksa yapabiliyorum. Evet. 536. Süpersin. 536. Miray, bu ne acaba? Yanlış oldu. Sayalım şöyle. Birazcık yaklaşmam gerekebilir. Hay baba dur. Bakalım. Bazı 725. 3, 4, 5, 6, 7. 7 kaç ediyordu? Kaçtı 7? 7, Valla 8 olsa ben söyleyemezdim. Zaten 7'ye kadar sayabiliyorum. 720 225. Görüldüm 725. Aferin Miray. Ömer Asaf bu kaç? miydi? 600. 603. Ömer Asaf. 603. 603 değil mi Ömer Asaf? Onluk var mı içerimizde? Yok. Ya. Maalesef yok. Peki Muhammed Ali bu kaç? 50. 100. Kaç? 100. 50. 150. Evet 150. Var mı bir sıkıntı burada? Hayır. Yok. Harikasınız. Çok iyi. Lina bu sayı kaç? Lina. Yüz. 100 yazalım. Evet, 100. Bu espriyi biliyorsunuz değil mi? Bu sayı kaç?
Alışıyorum. Kaç bu? 504. Kaç? 504. 500. 500. Beş. O zaman bir tane soru sorabilir miyim? Bir soru sorabilir miyim? Arkadaşlar, bu elde kaç parmak var? Beş. Bu Beş. elde kaç parmak var? Dört. Dört. Bu elde kaç parmak var? Dört. Hani göremiyorum hocayı. Dört. Dört. Arkadaşlar, bu elde kaç parmak var? Dört. Beş. Beş. Beş parmak var. Parmağımı katlayınca parmağım bir yere mi gitti? Yine beş parmak var. Bu sayı kaç demedim. Bu elde kaç parmak var dedim. O zaman bu dersin özelliği ne olacak Kuzey? Arkadaşlar, dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Bakın, iyi dinleseydik sorumu ne diyecektiniz? Beş diyecektiniz. Çünkü bu elde hala beş parmak var. Demek ki bilmek önemli ama cevaplamak için önce ne yapmamız lazım? Dinlemek. O Dinlememiz zaman bir tane daha soru sorabilir miyim? Evet. Peki. Beril Ada, kaç yaşındasın Beril Ada? sekiz. 8. Beril Ada doğum gününü kutladın mı 8. yaşı? Evet. Aslanın üzerinde 8 tane mum var mıydı? Vardı. Vardı. Şimdi arkadaşlar, Beril Ada'nın doğum günü oldu. Pastanın üzerinde 8 mum var. Beril Ada, üçünü üflersen kaç mum kalır? Beş. Doğru mu sizce? Evet. Evet. Doğru mu? Ömer Asaf, Evet. buyur söyle Ömer Asaf. Öğretmenim neydi? Yazalım mı Hayır, hayır söyle. Öğretmenim sekiz kalır. Ben 206. Üçünü üfledi, üçü gitti. Kaç tane mum kaldı pastada? Sekiz. Yine 8, değil mi? Aferin. Çünkü Beril Ada üfleyince mumlar bir yere mi gitti? Hayır. Hayır. Tamam. O zaman arkadaşlar, hazır mısınız? Bir tane tadelle sorusu geliyor. Hazır mıyız? Bakın, Hazırım. iyi dinlemeniz lazım ama beni, öğrenmeniz için. Arkadaşlar, akvaryumda, bunu çete yazacaksınız. Akvaryumda 7 tane balık vardı. 3'ü boğuldu. Kaç balık kaldı? Çete yazıyoruz. Akvaryumda 7 balık vardı. 3'ü boğuldu. Kaç balık kaldı? Çete yazıyoruz. Üzgünüm, doğru cevap gelmedi. Ne? Üzgünüm. Arkadaşlar, ben size ne dedim? Dikkatli dinleyin. Benim sorulara hazırlık olmalısınız. Hocam Arkadaşlar, ben bir tane daha yazdım. Kabul olur mu? sorunun cevabı ne olacaktı Kuzey? Arkadaşlar, Sıfır. balıklar boğulur mu hiç? Yedi. 7. Yedi. Yedi. Cevap Öpemem. şuydu. Bakın, yedi değildi. Hadi yedi Hayır, çünkü balıklar boğulmaz yazdım. diyecektiniz. Boğulmaz. Cevap yedi. Dedi ki Cevap yedi değil. sıfır. Balıklar boğulmaz olacaktı. Neyse, devam edelim. Alışacağız. Ahmet Poyraz, bu sayıyı okuyalım. Şimdi Ahmet. 261. 261. Miray, bu sayıyı okuyalım. 344. Güzel. Lina, bu sayıyı okuyalım. Lina. 275. 375 kez alkışlıyoruz. Muhammed Ali, bu sayıyı okuyalım. 443. 443 tane altının olsun. Evet. Kuzey, bunu okuyalım. 516. Bir maçta 516 gol at inşallah. Evet, devam edelim. Elif Eren. 142. Evet. 642. Evet, Ömer Asaf. 732. Evet. Devam ediyoruz. Beril Ada, bu kaç? 101 Dalmaçyalı var, biliyor musunuz? 101 Dalmaçyalı. Dalmaçyalı var, köpekler var, film var. 101 Dalmaçyalı. Arkadaşlar, 208 mi bu?
8. 309 mu? 510. Hepsi mi? Evet. 407, 510, 706, 640, 800, 88. Ben bunları okuyamıyorum diyen var mı? Okuyabiliyorum. Harikasınız. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi bana bunu yazdırın. Ömer Asaf, 547 rakamlarını tek tek söyler misin? 5 0 47 dikkat et. 47 4, 4 7 7 aferin. Elif Beren 698 gerek yok. Gerçekten. 6 ben 9 evet 8 8 güzel. Evet, Kuzey'in köpeği avlıyor arkadan. Arkadaşlar, 3. sınıfta bir öğrencim vardı. Onun köpeği değil de muhabbet kuşu vardı. Bir yıl sonra ne oldu biliyor musun Miray? Ne demeye başladı biliyor musunuz? Merhaba, arki dişler, yan dişler ve ön dişler demeye başladı. Öğrettik ona da. Evet. Senin köpek de öyle avlayabilir. Dikkat etmek lazım. Peki, Kuzey, bunu yazdır bana 215'i. Evet. Kuzey. 2. Evet. 2. Evet. 0. 15. 15. 1, 5 değil mi? 10 demek 1. Aferin. Muhammed Ali 951 yazalım. 9. 9. Evet. 1. Dikkat. Neyi atladık? Ha, 5. Evet. 1. Evet, bir de da ekrana değmeyelim. Ya da ben kapatayım, sen yanlışlıkla elin değiyor, dur. Ben kapatayım, istediğin gibi değebilirsin. Peki, devam edelim. Lina, bunu yazalım Lina. 7. Aferin. 1. Aferin. 1. Harika. Miray, bunu yazalım. 8. Harika. 6. Süper. 2. Alkışlıyoruz. Ahmet Poyraz, buyurun. 3. Evet. 6, 9. 3, 6, 9, 12. Yok, bu o değildi, pardon. Evet. Beril Adam, bu ne? 4. Harika. 4. Evet. 4. Bir daha 4. 4, 4, 4. Evet. 4 kere 4, 4, 4, 4. Devam edelim. O zaman bir tane de arkadaşlar bunları yazacağım. En son bir de ne gösterelim? Resmeme demiştik. Resmeme yapalım. Bakın 105'i nasıl yazıyoruz? 1, 0, 5. Bakın burada hiç olumlu bir şey yok. Olumlu bir şey olmayınca ne yapıyorum orayı? 0. 510, 5, 1. Birlik var mı hiç? Yok. O yüzden sonra ne koydum? 0. 609'u nasıl yazarız? Buyurun söyleyin hep birlikte. 609. 938, 938. 208 onluk olmadığı için onlar basamağı 0. 805 onlar basamağımız 0. 700 onlar basamağımız 0. 999 dedik. 9, 9, 9. Bunlar cepte mi efendim? Cepte. Cepte. O zaman son olarak bir de resmeme soralım bakalım. Ne diyeceksiniz? Hadi hoş geldiniz. Resmememiz tadelleli. Resmememiz tadelleli arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar şunu istiyorum. Buyurun şu gördüğünüzü istiyorum. Chatten yazıyorsunuz. Ne? Bakın. Orada bir şeyler var. Yanında da bir şey var. Chat'ten yazıyoruz efendim. Nereye yazalım? Sohbet kısmına yazıyoruz. Sohbete. Bakın burada bir şey var. Anne gel, anne gel. Evet. Burada bir para makinesi. Para makinesi. Burada bir şey var. Evet. Sessiz düşünelim. Chat'e yazıyoruz efendim. İlk yazan kazanır. Hani bir şeyleri ölçüyoruz ya. Ölçüyoruz aletin adı neydi? Evet. Kumbara. Ölçüyoruz.
Evet, para makinesi. Oo, keşke öyle para makinemiz olsa. Yüreğim biz yüreğim ya. Evet, baktık ilk yazan Miray oldu. Miray neymiş bu? Miray. Kum. Miray sesini Para. aç. Bir şeyler Miray. yazıyor. Miray. Bunları Miray sesini açar mısın? Parametre. Parametreymiş. Evet arkadaşlar. Belirli şeyleri belirlerken kullan... Nasıl oluyor? Belirli şeyleri belirlemek. Bazı şeyleri neye göre az çok olduğunu belirlerken kullandığımız şeye parametre diyoruz. Burada parayla metreyi birleştirmişler. Para, metre. Biraz zor oldu. Evet, kabul ediyorum. Zor bir esnemeydi. Evet, değerli arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar diyoruz. Tanıştığınıza memnun oldum. Fen dersi Biz devam edeceğiz. Bugün biraz tanışmayla geçti dersin yarısı. Ama diğer derslerde Bismillah diyeceğiz, başlayacağız ve dersimize devam edeceğiz. Ben bu gruptan süper enerji aldım. şimdi Çok kırmışsın güzel enerji aldım. Mükemmel bir enerjiniz var. Bakalım bir dahaki derslerde bizi ne maceralar bekliyor. Kendinize iyi öğretmenim. bakın. Akşamlar. Efendim, buyur Kuzey. Ben 2 dakika köpeğimi gösterebilir miyim? Hadi göster bakalım.